Değerli Valim, Saygıdeğer Bakanım, Saygıdeğer Büyükşehir Belediye Başkanım, Saygıdeğer İlçe Belediye Başkanları, Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler, Türkiye'nin dört bucağından şölenimizi kutlayan, şölenimize şeref veren Saygıdeğer Yörük Dernekleri Başkanları, Federasyon Başkanları, Konfederasyon Başkanları arkadaşlarım, saygıdeğer muhtarlar, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, 22. Yörük şöleninde bir arada olmaktan duyduğum mutluluğu ifade ederken hepinizi el kavuğu muhabbetimle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Saygıdeğer konuklar, 1994 yılında Yörükler Derneği'ni kurduğumuz zaman yaktığımız çoban ateşinin yüzyılımızın en büyük kültür hareketi olacağını söylemiştim. Allah'a şükürler olsun ki Antalya'da başlattığımız kültürel devinim bugün Türkiye'nin sınırlarını aşmıştır. Makedonya'da Yörükler bu sene Doğu Makedonya 9. Yörük şölenini kutlayacaklar. Onun için yaktığımız çoban ateşine çağın ateşi diyoruz. Düne kadar Yörük dendiğinde başını öne eğen şanlı mazi bugün başı dik, alnı açık geziyor. Bu şanlı mazinin ayağa kalkmasından rahatsızlık duyan dostlarımızı görüyoruz. Bu dostlarımız unutmasınlar ki bugün ekmeğini yiyip suyunu içtikleri bu topraklarda Türkiye Cumhuriyeti gibi bir muhteşem devleti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bir yörüktür. Bu vesileyle Aziz Atay'ı rahmet ve minnetle anıyoruz. Saygıdeğer konuklar, Yörük Hareketi şüphesiz ki 1994 yılında başlattığımız bir kültür hareketi değildir. Yörükler 4652 yıllık bir mazinin şanlı bir temsilcisidir. Bizim yaptığımız şey bu şanlı mazinin unutulmaya yüz tutmuş değerlerini yaşatmak, geliştirmek ve bu değerlerden gelecek nesillerin de istifade etmelerini temin etmektir. Unutulmamalıdır ki kendi değerlerinden uzaklaşmış bir nesil geleceğini kuramaz. Onun için çocuklarımızı değerlerimizle kuşatmalıyız. Tarih şuurunu vermeliyiz. Tarih milletlerin milli bir hafızasıdır. Milli hafızasını kaybetmiş toplumlar yok olmaya mahkumdur. Bizim hafıza tazelememizden ve milli kültür sevdamızdan rahatsız olanlar bu hareketin bir kültür hareketi olduğundan haberleri bile yok. Aslen Yörüklü Türklüğün aslı ve ta kendisidir. Türk milletinin geçmişinin en somut ifadesi ve tarihsel macerasının gerçek hikayesidir. Türk kültürünün içerisinden Yörük kültürünü çekerseniz Türk kültürü diye ortada bir şey kalmaz. Dolayısıyla Türk'ün öz kültürü olan Yörük Türkmen kültürünü yaşatma azmimizden hiçbir kimse rahatsız olmamalı. Bu sene 22 yıldır yaptığımız Yörükler Şöleni'ne Uluslararası Yörük Festivali'nde ilave ederek uluslararası bir boyut kazandırdık. Bu anlamda ben huzurlarınızda bir kültür, bir gönül adamı olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Menderes Türel Beyefendi'ye, yönetim kurulumuz, İstişare kurulumuz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız,
sanat grubumuz ve Yörüklerin kültür sevdasında desteklerini esirgemeyen bütün dostlarımız adına teşekkür ediyorum. Ayrıca Antalya Yörük Beyi olarak beyliğini 2 yıldır şanla şerefle yapan beyimiz Osman Gülmez'e de çok teşekkür ediyorum. Şölenlerimizde maddi desteklerini esirgemeyen iş adamı dostlarımıza sonsuz teşekkürler ediyorum. Şairimiz Muhammed Güzel'in ifadesiyle Türkiye yörüksüz yürüyemez diyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Katıldığınız için teşekkürler ediyorum.